Hoş geldiniz, günaydın. Böyle şey, mikrofona gerek yokmuş kadar ufak tatlı bir grubuz ama kayıt aldığımız için mikrofonla konuşuyorum ben de. Bu bizim geçen sene Tasarım Bienali içerisinde başlattığımız bir serinin devamı aslında. Türkiye'de tasarım tarihinin bir kronolojisi oluşturulabilir mi sorusuyla yola çıktığımız ve bu sorunun aslında cevabına ulaşabilmek için de birçok kişiye temas etmemiz gerektiğini fark ettiğimiz bir yolculuk. Pelin Derviş Hanım'la beraber yapıyoruz. İKSV hala desteğiyle bizimle beraber. Bu serinin de son toplantısı. Kütüphane buluşmalarının son toplantısı bugün. Yazın da ilk günü. Hoş geldiniz. Tuğba'cığım, biz beraber okuduk aslında İTÜ'de. O yüzden Tuğba'yı böyle bir 17 sene sonra tekrar görmüş olmak ayrıca harika. Hiç değişmemişiz. Ben hep gençlik sana bırakıyorum. Çok sağ ol Tuğba'cığım. Teşekkür ederim. Herkese geldiği için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz bugün buraya böyle Pelin Hanım'la başka bir yolculuğa başlayıp oradan bu tarafa doğru gelerek o tanışmadan sonra geldik. Benim için de böyle hani uzun zamandır kendimi çok yalnız hissettiğim bir alanda başkalarının da ilgi duyduğunu görmek adına çok güzel oldu. Ben Tuğba Örmecioğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Doktora çalışmam sırasında teknolojiyle ilgili çalışmıştım. Modernite, mühendislik ideolojisi ve teknoloji ilişkisini Karayolu Köprülerinin yapımı süreci üzerinden geç Osmanlı ve 1950'lere kadar Cumhuriyet dönemindeki ilerlemesi üzerinden bir tartışma üzerine araştırma yapmıştım. Ve bunu yaparken de konunun haricinde en çok fark ettiğim şey bu alanda hiçbir şeyin yapılmamış olduğuydu. Öyle gayet tek başına ne bulursanız ilk defa bulunan, arşivlerde daha tasnif edilmemiş belgeleri bulduğumuz garip bir süreçti. Aradan geçen işte bir 5-6 yıl oldu bittiği sürede. Yavaş yavaş sayımızın arttığını görmek, başkalarının da aynı zorlukları geçmek için mücadele ettiğini görüp buralara geldiğini görmek çok hoş. O yüzden bugünkü toplantı aslında bizim için birbirimizi tanımak adına da güzel bir fırsat. Teşekkür ediyoruz o yüzden Silvix'e. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün aslında biz teknolojiyi konuşacağız. Teknoloji hani çok böyle herkesin çok bildiğini düşündüğü bir kavram, moderniteyle ilgili her zaman konuşulur. İşte malzeme değişti, şu oldu, bu oldu. Çok etkili, evet. Ama orada kalan, çok da derinliğini aslında tartışmaya kafa yormadığımız bir kavram. Ve belki de tartışmayı derinleştirsek, moderniteyle ilgili algımızı da daha zenginleştirebileceğini düşündüğümüz ve o yüzden de bugün burada biraz daha tartışalım diye masaya getirdiğimiz bir şey. Şimdi teknolojiyi biz bugün nasıl tartışacağız? Aslında şöyle yapacağız. Ben hemen başlayayım. Şu cümlenin doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği, fazlalığı üzerinden benim başlangıç nokta. Bu Gropius'un 1919'da manifestolarından birinde söz ettiği bir cümle. Ve bu cümlede diyor ki, teknik güçlükleri aldırmaksızın fantezi içinde inşa edin. Daima insanoğlunun düzenleme gücüne ayak uyduran tekniğe kıyasla fantezi çok daha önemlidir. Bu bizim öğrencilik yıllarımızda da çok inandığımız, hani biz tasarlayalım arkasından teknoloji gelir nasıl olsa dediğimiz ve hayal gücümüzün teknolojiyle sınırlanamayacak kadar çok büyük bir şey olduğunu düşündüğümüz bir temel kabul. Modernizmin de bunu kabul ettiğini de görünce, evet hep birlikte aynı şeyi düşünmüşüz, bakın Gropius'la birlikte değil, bak bunu gördüm diye düşündüğüm şey buydu. Fakat bir süre sonra bunun ne kadar doğru olduğu ile ilgili şüphelerim oluşmaya başladı. Evet, bu doğrunun bir yarısı ama ikinci yarısına bakmak lazım. Şimdi bu da çok bildik şeyler. Ben size çok bildik şeyleri gösterip bunlara bakıp da aslında çok da belki de üzerine düşünmediğimiz bazı soruları sormaya çalışacağım. Bu Newton anıtı, Newton senatı. Bu Lenin'in yaptığı bir yapı. 1804 yılında önerilmiş bir proje. Sadece projede kalmış, yapılma imkanı olmamış. Çünkü çok büyük bir küre, bir kubbeden bahsediyoruz. Ve bunun aslında yığma olarak yapılmasından bahsediyoruz. Yani söz konusu değil, gerçekte yapılabilmesi. Ama öneriye dikkat edelim. Öneri tam bir küre, tam bir plan, daire, kesitte de bir küre görüyoruz. İşte hepsi böyle bir net geometri. Aynı şekilde Ledo'nun bir başka projesi, aynı biçimsel dili burada da görüyoruz. Bu da işte 1773. Bunlar ütopizmin örnekleri olarak görünüyor. Yani gelecekçilikle ilgili bir ilk adım aslında bu dönemde. Olmayan bir zamanı hayal ederken, bugünün dışında bir şeyler hayal ederken
böyle bir biçim diliyle bize karşılık geliyorlar. Yani Öklit geometrisinden, Öklit uzayından saf geometrilerle karşımıza çıkıyorlar. Fakat bir bakıyorsunuz, 100 yıl sonra fütürizm diye bir başka başlığa geliyoruz. Ütopizmin daha böyle nereyi hedeflediği daha net olan bir versiyonu gibi bakıyorum ben bu döneme. Bu dönemde de bir gelecek ütopyası var aslında elimizde. Ama tamamen başka bir biçim estetik kanona geçiyorlar. İşte mesela deminki çok bilinen bir örnekti ama bunlar biraz daha az bilinen örnekler. İşte Tullio Crowley'nin filan çizimleri. Baktığımız zaman böyle yükseltilmiş yollar, kübik biçimler, çok katlı yapılar, bunların hiçbiri 1914'te bu şekilde yoktu. Ama bu şekilde var olan başka bir şeyler bunu hayal etmeyi tetikliyor. Şimdi aralarında 100 yıl geçen bu insanlar niye farklı türde iki hayal dünyası yaratıyor? Yani biçim dillerini, estetik ne denir? Estetik tahayyüllerini değiştiren altlık neydi? Durup bakınca aslında çok da zor değil cevap. Ortada değişen tek şey endüstri devrimi ve bu endüstri devrimiyle birlikte teknolojinin hayata girişi ve bu hayatın teknolojiyle birlikte dönüşmesi hali. Şimdi buna geldiğimizde bir tekrar Gropius'un cümlesine gelince biz hayal edelim teknoloji arkasından gelir diye bir başka açıdan bakıyoruz. Teknoloji geliyor, bizim hayalimiz de değişiyor aslında. Bu noktada şunu düşünmek gerekiyor belki de. Bizim tahayyülümüzün bu kadar etkili olan bir altlığı olarak teknoloji nedir, ne yapar ve insanların bugününü değiştirdiği gibi yarını ile ilgili düşüncelerini de değiştiren bir kuvvetli bir ajan, modernite ajanı olarak nasıl algılanır farklı toplumlarda? Şimdi bu gördüğümüz Batı toplumunun cevabı. Teknolojinin dönüşümüyle ilgili Batı toplumu diyor ki işte biz böyle bir estetik algı değişimi yapıyoruz. Bizim günlük yaşamımızdaki değişimlere karşı yapılı çevre değişimlerimiz vesaire var. Aynı zamanda tahayyül olarak da böyle bir değişimimiz var. Fakat biz neden bunu bizim toplumumuzda görmüyoruz? Fütürizm bizde var mı? Bir yere kadar Ceren Hanım bahsedecek, işte bazı tahayyüllerden bahsedecek. Dün akşam onunla konuştuğumuzda da tartıştık. Mesela Ütopya bizde var mı? Peki bu teknoloji dünyanın her yerine aynı anda global bir şekilde aslında yayıldığı bir dönem. Yani 19. ve 20. yüzyılın en önemli özelliği aslında dünyalaşma. Bize de bir şekilde biz bunu üretsek de üretmesek de kapımıza dayanan bir süreç. Biz bunu nasıl karşılıyoruz? Bugünkü soru aslında bu. Yani bugün bu konu, burada gelen bütün konuşmacılarımızla tartışmaya çalıştığımız şey teknolojinin üretildiği coğrafyaların çeperinde duran bir coğrafyada bizim bu dönüşüme, teknolojik dönüşüme tepkimiz nedir? Biz bunu nasıl kullandık? Tamam, belki biz üretmedik ama o zaman nasıl adapte ettik? Benim bugün kendi adıma bu çerçeveyi kurarken sizinle konuşmaya çalışacağım şey, ben genel bir çerçeve oluşturmak için biz bunu neden böyle yaptık? Neden biz de aynı sonuca ulaştırmıyor? Biz bunu nasıl adapte ettik? Bizdeki süreci genel kavramlar üzerinden konuşmaya çalışacağım. Nasıl adapte ettikle ilgili soruyu da tahayyülde, inşada, ithal ettiklerimiz, kendi yapmaya çalıştıklarımız üzerinden konuşmacılarımız örneklerle aslında anlatacaklar. Neden konusuna gelince ben burada size aslında bizim modernleşme sürecimizi geç Osmanlı'dan erken Cumhuriyet'e çok etkilediğini düşündüm. İki temel kavramdan bahsedeceğim. Biri muasır medeniyet, öbürü bayındır ülke kavramları. Şimdi bu tartışmanın içinde muasır medeniyet kavramı çok çarpıcı bir şekilde kendini sürekli tekrar ediyor. Geç Osmanlı'da başlıyor. İlginç bir yanı da var. Şimdi söyleyeceğim şeyi mesela duydum. Ben ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Medeniyet biliyorsunuz İngilizce'de civilus'tan geliyor ve kentli anlamına, kentleşme anlamına geliyor. Bizde de çok benziyor medeniyet kelimesi. Mudun kökünden geliyor. Mesela Medine şehir anlamına gelen bir sözcük. İşte madeni, medeni bu kelimeler şehirli anlamına geliyor. Temettün sözcüğü de aynı kökenden türüyor. Medeni hayat yaşamak, kentte yaşamak anlamına geliyor. Yani bizim istediğimiz şey temeddüne ulaşmak aslında modernite projemizin altlığı. Fakat ilginç olan şey şu, medeniyet sözcüğü Arapça'da yok.
bu köken Arapçadan türüyor ama medeniyet sözcüğünü biz kendimiz Osmanlıca'da türetiyoruz ve bunu gerçekten de 19. yüzyılda türetiyoruz. Yani o tartışmanın içinde türeyen bir şey. Yani bizim ulaşmaya çalıştığımız bir hedef olarak ortaya çıkartılırken kendi türettiğimiz bir kelime. Bu tartışma tabii çok Osmanlı'nın geç Osmanlı döneminde bugünkü gibi algılamadığımız başka teoriler üzerinden o günün çerçevesi üzerinden tartışılan bir şey. Çünkü yani gerçekten çok sıkıntılı bir zaman. Parçalara bölünme durumu var, ekonomik problemler var. O yüzden hani her kavramın kendi kendine tartışılması mümkün değil. İşin içine milliyetçilik, işte panislamizm bir sürü şeyin aynı anda girdiği bir tartışma. Ama bu tartışmanın ortasında bir yerde teknoloji duruyor aslında. Dönemin önemli ideologlarından biri Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'in bu konudaki önemli yanı şu. Gökalp medeniyeti, yani aslında medeniyet kavramını nasıl alacağımızla ilgili bir tartışmaya giriyor. Batılılaşma tartışmalarının hani ilk hallerinden bahsediyoruz. Artık o dönemde batılılaşma gibi tam kelime olarak ortaya çıkmıyor sanırım ama yapmaya çalıştığı şey şu. Biz bu teknolojiyi alırken, adapte ederken, bu medeniyeti adapte ederken bir ayrıma gidelim. Ve diyor ki muasırlaşmak aslında bizim Avrupalılar gibi otomobiller, tayyareler, zırhlı gemiler yapıp kullanabilmemiz demek diyor. Çünkü yaptığı şey şu, aslında Batı toplumundan almaya çalıştığımız bu şeyi, medeniyeti ikiye ayırıyor. Biri ürünleri, fiziksel ürünleri, biri sosyal ürünleri. Sosyal ürünlerine kültür diyor, Hars adını veriyor, fiziksel ürünlerine teknoloji diyor. Ve Hars'tan şiddetle kaçınarak teknolojiyi almak gerektiğini söylüyor. Bu aslında enteresan bir şey. Yani Batı toplumunun ürettiği kültüre karşı ciddi bir blokaj koyuyorsunuz. Ama ürünlerini almak için ciddi bir çaba gösteriyorsunuz ve onu yeniden üretmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani sadece alıp getirmek değil, adapte etmek, yeniden üretmek. Yani oldukça modern bir şey. Sürece nasıl ayarlanacağını, kendini nasıl kişiselleştireceğini, topluma nasıl kişileştireceğini bularak çözme çalışması var. Kendine göre önerileri var. İşte enstitüleşmek lazım, şu lazım, bu lazım. Onlara girmeyeceğim. Ama geç Osmanlı'da durum böyle. Bir seçmeci bir yaklaşım var medeniyet kavramına. Ve seçmecilikte seçilen kısım teknoloji. Bir sonraki aşamada ise buraya geçmeden, Cumhuriyet dönemine geldiğimizde biz hepimizin bildiği şey, medeniyeti bir bütün olarak almak lazım. Çünkü böyle seçerek aldığımızda biz bunu tam olarak alamıyoruz. Onu üreten ortamı ortaya koymadığımız için, onu da almadığımız için olmuyor. O yüzden kültürüyle birlikte almamız gerektiği için teknolojiyi almak aslında batılılaşma içinde büyük bir çerçeveyle birlikte gelen bir şey. Peki bu noktadan sonra ikinci kavram olarak ne geliyor? Bu geç Osmanlı'da başlayan, yine erken Cumhuriyet'te çok görülen bayındır ülke kavramı. Ben biraz kelimeleri seviyorum kökenden gitmeyi. Gene aynı şeyi yapacağım. Şimdi bu geç Osmanlı'da aynı medeniyet gibi ilk defa ortaya çıkan şeylerden biri de şu. İşte Tanzimat, Meşrutiyet vesaire ile birlikte Osmanlı da normalde biliyorsunuz bir sultan var ve teba var. Teba sultan için çalışır aslında. Yani sultan teba için çalışmaz normalde. O yüzden devletin halka hizmet yaklaşımı da bizim bildiğimiz bugünkü halka hizmet yaklaşımı gibi değildir. Yani aslında halk devlet için var diye bir durum oluşur. Ama biz bunu 19. yüzyılda değiştiğini görüyoruz. Çünkü nafia vekaleti diye bir şey kuruluyor. Nafia kelime olarak nef'ten geliyor, fayda kökünden, faydalı bir şey yapma. Sultan halkı için faydalı bir şey yapmak için bir bakanlık kuruyor. Yaptığı bu faydalı şeye de imar diyor. İmar da umr kökünden geliyor, ömür. Yani hayat vermek, toprağa hayat vermek, topluma hayat vermek. Çünkü gerçekten hayatsız kalmaya başlamışlar. Bir çöküş var ve bunu görüyorlar, yeniden canlandırmak diyelim. Canlandırma adına yapılan faaliyetlere de imar diyoruz. İşte bunu yapmak için bir bakanlık kuruyoruz ve buna nafia vekalet diyoruz. Bu Osmanlı'daki durum. Aynı vekalet Cumhuriyet'e geçtiğinde isminin değiştiğini görüyoruz. Bu da çok ilginç. Bayındırlık Bakanlığı oluyor. Bayındırlık Türkçe bir kökenden geliyor, bay kökeni. Zenginlik, refah yani. Bakanlığın amacı artık fayda değil, refaha dönüşüyor. Ama ikisinde ortak bir noktası var, imar. Her iki bakanlık da imar yapmaya çalışıyor.
çok resimsiz olmasın diye ben biraz imaj bulmaya çalışarak bu orijinal bir şey benim için. Bu Hasan Fehmi Paşa tarafından hazırlanan Osmanlı'daki ilk imar planı 1880'de yapılmış. Şimdi görüyorsunuz Anadolu üzerinde, Anadolu merkezinde bir imar planı görüyorsunuz. İşte yollar, bölgeler, bunları birbirine bağlama, bir ulaşım hattı kurma. Bunun dışında ciddi bir raporu var, su yolları yapma filan. Hatta raporun içinde düşükleri önleme gibi kısımlar bile var. Yani imar kavramı biraz karışık, daha netleşmemiş. Ama sonuçta böyle bir bütüncül bir yaklaşım var ve biz bunu, bu kalkınma planları filan Cumhuriyet'te bildiğimiz şeyler, ama bu dönemde Osmanlı'da ilk kez görüyoruz. Yani devlet halk için bir şey yapacak ve bunu planlayarak yapıyor. Neler yapabiliriz diye oturuyor, bir şey oluşturuyor, bir yapma planı, nerede ne var onları oluşturuyor, mevcut durumu tespit ediyor. Yani 600 yıllık şeyin, imparatorluğun aslında çok da uygulamadığı bir yöntem ve bu yöntemlerin hepsi batıdan aslında geliyor. Yani teknolojiyle birlikte yavaş yavaş bazı yöntemleri de getirdiklerini görüyoruz. Ve 10. yıl nutku, iki tane önemli kelime, medeniyet ve bayındırlık. İkisi de çok tekrar edilen, Atatürk'ün konuşmalarında sık sık gördüğümüz şeyler. Aynı geç Osmanlı'daki gibi. Çünkü bu çerçevenin aslında iki ana amacı. Biri fiziksel olarak yeri ihya etmek, öbürü de medeniyeti getirerek toplumu sosyokültürel olarak yükseltmek. Bu noktada tabii bu imar kavramının bizi ilgilendiren kısmı, imarı tabii ki doktorlar yapmıyor. Yapıcı meslekler olarak inşaat mühendisleri ve mimarlar, ki hani o dönemde mühendis mimarlar ortak bir çatı altındalar. İmarı sahiplenen grup ve bizi daha önemli kılıyor bu durum. Ve biz geç Osmanlı, erken Cumhuriyet döneminde modernite projesi içinde mimar ve mühendislerin farklı görevler almaya başladığını görüyoruz. Devlette çalışanlar, özelde çalışanlar, mimarlar ve mühendisler arasında ayrımlar oluşuyor. Bunlara girmeyeceğim, o başka bir şey. Bizim bence meslekler olarak devletle kurduğumuz ilişki üzerinden değişen bir profil. Ama ilk başta aynı noktadan başlamışken farklı bir hikaye. Mühendislik ideolojisi kısmını karıştırmak istemiyorum. Ama biz bugün işte bu çerçeveden, bu genel çerçeveden baktığımızda bir durum görüyoruz. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devam eden bir süreç. Hafif değişikliklerle birlikte aslında hani hiçbir şey ne 1923'te başlıyor ne Osmanlı ile birlikte bitiyor. Duruma göre, tavra göre yeni şeyler oluyor. Bu bizim bunu nasıl adapte etmeye, neden adapte etmek istediğimiz, kendimize geliştirirken neler yaptığımızla ilgili bir durum. Bu sosyo-kültürel çerçevesi. Bir de bunun şeyi var elimizde, fiziksel çerçevesi var. Şimdi fiziksel çerçevesine baktığımızda aslında şöyle bir durum var. İmar dediğimiz şey bizim neresinden bakarsanız bakın, gerçek bir şekilde üretmeniz gereken bir şey. Maddi bir altyapısı var. Doğal olarak teknolojik de bir altyapısı var. Yani sadece teknolojiyle tahayyül etmeniz yetmiyor. Yapmanız da gerekiyor ve bu yapma ile ilgili de fiziksel bir altyapınız gerekiyor. Ne yazık ki ne geç Osmanlı ne erken Cumhuriyet bu konuda aslında yeterli değil. Yani bu da başka bir tartışma konusu, ona da bugün girmeyeceğiz, ama eğitilmiş kadrolar olarak da çok yeterli değil. Eğitim kurumları açılmış olmakla birlikte hani bu büyük coğrafyaya yetecek durumda değiller. Aynı zamanda inşaat içinde gerekli bu yeni, özellikle teknolojinin ortaya koyduğu yeni inşa biçimleriyle ilgili altlık da fiziksel olarak yok. Betonarme ile ilgili konuşacak bugün Türkan hocamız. Mesela betonarme ile ilgili altlık daha iyi. Fabrikalar, bir şeyler var. Ama demir sektörü, demir çelik sektörü biraz daha zayıf durumda. Ve yani şöyle karşılaştırınca daha zayıf durumda. Demir çelik sektörü aslında Almanya'da filan, Habsburglar dönemi vesaire, o dönemden itibaren Avusturya, Almanya o eksende ciddi derecede gelişiyor. Zaten İngiltere'de madenlerle birlikte gelişiyor. Avrupa'nın üzerinde çok ilerlediği bir şey. O yüzden dökme demir, demir çelik endüstrisi ve bunlarla inşaat fikri aslında var. Ve bu inşaatın yapıldığından da gayet haberdar bir Osmanlı var. Yani Osmanlı entelijansiyası şeyden, teknolojinin bilgi kısmından uzak değil. Yani bizim mimarlarımız, mühendislerimiz o dönemde Almanya'da, Fransa'da okuyorlar.
tamamen bu yeni durumdan haberdarlar. Fakat ülkenin altyapısındaki zayıflıkların nedeniyle bunu burada yapmak güç. İşte bu noktada iki şey var. Biri burada üretmek için fiziksel altyapıyı geliştirmek, biri de dışarıdan getirmek. Dışarıdan getirmek bu yeni malzemelerle birlikte prefabrikasyon kısmına giriyor. Onu Mete hocamız anlatacak. Ben burada bir örnek getirdim. Bu çok eski bir köprü, 1876'dan bir köprü. Şimdi İngilizlerin aslında Ege tarafında yaptığı demir yolları var. Ve bu demir yollarının imtiyazını aldıktan sonra inşaatını yaparken tercih ettikleri en önemli yöntemlerden biri prefabrikasyon. Çünkü kendileri zaten demiri İngiltere'de ürettikleri için gemilerle getirdikleri zaman daha çabuk oluyor, hat çalışmaya başlıyor, kendini daha kolay amorte ediyor. Bu onlardan biri, yani çok küçük bir açıklıkta da olsa gördüğümüz bir prefabrik köprü. Şimdi bu köprünün de üzerinde bir adet madalyon var. Yani çok naif bir şekilde dönemi yansıtan bir şey. İngiltere'de de var çünkü böyle demir köprüler üzerinde bu tip şeyler. Kimin ürettiğini ve patent numarasını yazıyor. Yani bu patentli bir şey, prefabrik bir şey. Belli bir standart boyutta yapılıyor ve onun nasıl inşası nasıl yapılıyor montörlerle vesaire, bu başka bir hikaye, hocalarım anlatacak. Ama bu bir ithalat süreci aslında. Bunu demir yollarında çokça görüyoruz. Çünkü demir yolları dünyanın her yerine hızla yayılıyor. Bizim coğrafyalarda da özellikle demir yollarında görüyoruz. Amerika tarafına gittiğimizde prefabrikasyonu orada kolonileşme süreci nedeniyle şeyle görüyoruz. Konut, prefabrik konut üretiminde bazı bölgelerde görüyoruz. Bir diğer gördüğümüz yer, ben Bulgar Kilisesi'ni o yüzden çok ilginç bulurum. Afrika'da sömürgeleşme ve misyonerlik faaliyetlerinin bir parçası olarak demir kiliseler gemiye bindirip Afrika'nın çeşitli bölgelerinde hızla bir misyon oluşturmak için kullanılan bir şey. Ama biz sömürge devleti değiliz. Bizde tamamen farklı bir politik ortamın içinde Bulgar Kilisesi aynı yöntemle yapılıyor. Tabii bu çok daha süslü ve gösterişli bir prefabrik yapı ama yani bizde de bu prefabrikasyonun tercih edilmesiyle ilgili ilginç bir örnek. Hem yapım süreci açısından bizim için ilginç bir deneyim, ilk defa oluyor. Yani bir yapıda, mimari bir yapıda ilk defa oluyor. Hem de Bulgar toplumu, azınlıklar vesaire farklı ilişkiler açısından ilginç. O yüzden bugün bunu konuşurken, hani prefabrikasyonunu konuşurken bir yandan da aklınızda böyle bir şeyi tutarak dinlerseniz hani belki farklı sorular tartışabiliriz sonunda. Bu da Dalama Köprüsü'nden, 1930'lardan. Ama aslında bu çizim 1910'dan kalan parçaları gösteriyor. Bu köprü şey değil, İngilizlerin falan yaptığı bir şey değil, bu daha enteresan. Bu Mısır Hidivi'nin bir akrabasının büyük bir çiftliği var. Çiftlik dediğimiz yer muhtemelen bir şehir kadar bir alan. Onun içinde nehir geçiyor ve nehre bir köprü yaptırmak istiyor ve sipariş veriyor. Bu sipariş de Düsseldorf'ta bir Alman firmasına, çelik firmasına veriliyor. Onlar parçaları gemiyle yolluyorlar. Fakat savaş çıkıyor, sorunlar çıkıyor, Mısır'da başka olaylar oluyor ve terk etmek zorunda kalınca bu parçalar depoda duruyor. Gayet uzun müddet beklemiş, 20 yıl kadar. 1930'larda bunu Cumhuriyet döneminde bu parçaları alıyorlar. Tek tek şeylerini çıkartıyorlar, boyutlarını çıkartıyorlar. Ondan sonra Dalama Köprüsü'nün yapımı için eksik yeniden tasarlıyorlar, eksik parçaları sipariş verip montörlerle birleştirerek böyle bir prefabrikasyon yapıyorlar. Yani prefabrikasyon aslında geç Osmanlı'da başlıyor ama erken Cumhuriyet'te de sıkça kullandığımız bir yöntem. Ta ki savaşla birlikte çelik bulamaz oluncaya kadar. Bir de betonarme, o da Türkan hocamızın konusu. Betonarme konusunda da aslında hiç gecikmeli bir betonarme farkındalığımız yok. Yani henebik tekniğini kullanıyorlar. Bilmeyenler için bu dönemde betonarme patentli bir ürün. Yani bugünkü herhangi bir patentli ürün gibi. Siz kullanmak istediğinizde bu patentleri satın alıyorsunuz. O yüzden o dönemde birkaç tane patent var. Henebik bunun en yaygınlarından biri. Çünkü en iyi tüccarlardan biri. Betonarmeyi yayabilmek için onunla yapılan bütün yapıları göstermeye çalıştıkları, yayınlamaya çalıştıkları bir de dergileri var. Bugün bizim için çok faydalı olan. O dergide Osmanlı coğrafyasından da yapılar var.
Ve biz bu sırada anlıyoruz ki aslında bizim şeyde de mimarlar arasında da bu patenti bilen, kullanan farklı mimarlarımız var geç Osmanlı'da. Yani hani dünyada Peren'in falan kullandığı dönemlerde biz de kullanıyorduk. Farklı şekillerde kullanıyorduk. İşte neden o şekilde kullanmıyorduk? Bu da başka bir tartışma. Bu tam bir betonarme henevi patenti değil ama bulabildiğim hani inşaatla ilgili benim elimdeki tek fotoğraftı. Defteri Hakani binasının tapu kadastro mu oluyor? Evet. Değil mi? Tapu kadastro binasının yapımının sırasında volta döşemelerin donatılarının yapılmış hali 1908'de. Bunun üzerine beton dökülecek. Yani donatı ve beton aslında betonarme oluşturuluyor. Bir de fabrika durumunu, altyapısını hafifçe girmek istiyorum. Biz betonarmeyi hem işte Kemalettinler, Vedatlar falan kullanıyorlar zaten. Onun dışında yabancı azınlık mimar, yani Levanten mimarlar kullanıyor. Ve belli bir potansiyelimiz var. Yani yapı potansiyeli oluşuyor. Onun için çimento da üretiyoruz. Yani sadece mimaride değil, zaten başka alanlarda da beton kullanmaya başlıyoruz. Özellikle şirket Hayri'nin kurulumu mesela betonarmeyi şehir içi kullanımda provoke eden bir şey. Şirket Hayri'yi de ben hep şey gibi görüyorum, bizim bugün metroya heyecanlandığımız gibi bir şey aslında. Deniz yoluyla bir ulaşım ve böyle hızlı bir ulaşım yöntemi. Ve hatların bağlantı noktaları da hani bu high-tech bir ulaşım aslında. O yüzden iskele binalarını da o dönemin ilerici bir teknolojisi olarak aslında betonarme ile tasarlıyorlar. Belki de bu yüzden Vedat Bey'e falan geliyor bir kısmı. Bunun üzerine işte bu potansiyel arttıkça demirden daha kolay tabii ki üretmek. Osmanlı'da çimento fabrikaları kurulmaya başlanıyor. Bu fabrikalar tamamen Osmanlı değil. Bazısı Belçika, bazısı işte Alman ortaklıklı falan, farklı şeyler, Danimarka ortaklıklı. Küçük üretim yapan yerler oluşuyor. Bu büyük olan, ilk fabrika diye geçiyor. Bundan önce küçük üretim yapan birkaç yer daha olduğunu okudum ama bu gerçekten büyük bir firma. Aslan Osmanlı Anonim Şirketi. Bunlar Darıca'da büyük bir çimento fabrikası kuruyorlar. Eski şehir, eski Hisar'da da galiba bir tane daha kuruluyor, eski Hisar'da. Ve ciddi bir çimento kapasitesine erişiyorlar o döneme göre baktığınızda ve bununla bir üretim yapmaya başlıyorlar. Fakat tabii ki bu Osmanlı'nın son döneminde çok tek tek bir şeyken ona yetiyor olabilir ama Cumhuriyet'e geldiğinizde yetmez bir hale geliyor ve Cumhuriyet'in hani istediği modern yapıları yapma çabasını hani her zaman eleştirilen bir altlığı oluyor. Çünkü fiziksel olarak bu bizde altyapısı yokken bunu yapmaya çalışıyoruz diye tartışılan şey, işte bahsedilen fiziksel altyapıdan bir kısmı da bu. Yani elimizde bunu çok da üretecek bir altlık yok. Ama bu da özellikle Demokrat Parti dönemine doğru hızla geliştirilerek bugünkü coşarak bugünkü betonarme ve onun üzerinden kurduğumuz yapılı çevrenin altlığını oluşturuyor. İşte bu çerçevede biz bugün tahayyülden inşaya sebep ve sonuç ve araç her türlü şekilde teknolojiyi tartışmaya çalışacağız. Ben böyle bir genel bir ortamı anlatmaya çalıştım. Önce hocalarımızdan Ceren Hanım, kendisi Çankaya Üniversitesi'nde yardımcı doçent. O bize edebiyattaki karşılıklarını anlatacak. Abdülhamit dönemi üzerinden bu fantastik projeler, fantazi ve bunun edebiyatta da aslında ütopya diyemeyeceğimiz ama başka ne diyebileceğiz bilmiyorum, bakalım ne diyecek Ceren Hanım. Onun üzerinde aslında hani sadece böyle bir Abdülhamit projeleri deyince çılgın proje olarak kalmıyor. O bir gündem yaratıyor ve farklı alanları da etkiliyor. Bunu konuşacağız. Yani tahayyülü nasıl beslediği üzerinden. Mete hocamız bizim nasıl adapte ettiğimiz süreci dışarıdan ithal ederek ne yaptığımız kısmından prefabrikasyonu konuşacak. Ve Türkan hocamız da betonarme ile ilgili konuşacak. Betonarme süreçleri işte bu dönemde yapılan ilk yapılar. Çok özel, kendi bulduğu ilk defa bize göstereceği bazı belgeler olduğunu söyledi. Ben de heyecanla bekliyorum. Ve hani bu çok bilinmeyen alana kendi açımızdan küçük pencereler açmaya çalışacağız. Umarım sonrasında güzel bir tartışma olur. Teşekkürler. Merhabalar, herkes hoş geldi.
Ben de kısaca kendimi tanıtayım. Ben mimarlık tarihi uzmanıyım. Mimarlık tarihinde hem master'da hem doktorda mimarlık tarihi yazımının biraz daha dışına atılmış, o büyük kanonun içinde kalmamış alanlarda çalıştım. Master'da 16. yüzyılda Sinan'ın olamaz denilen camilerini çalıştım. Doktora konumda 19. yüzyılda eyaletlerdeki camilerdi. Yine hiçbir şekilde 19. yüzyılın kötülendiği, ya bu camilerde işte yapılmış ve bakılmayan, mimar tarihinde bakılmayan camilerini çalıştım. Jale Erzen'le çalıştım. İki tezimde de ODTÜ'den uzmanlıklarım. Tuğba'nın çizdiği çerçevenin ben tahayyül kısmında yer almak istiyorum bu sunumda. Biraz da böyle cumartesi sabah daha konuya yumuşak geçiş, teknoloji konusuna yumuşak geçiş betonlara gelmeden önce. Bu 5 tane edebi eser olacak benim size sunumum. Bunlar o dönemin aslında entelektüellerinin yazdığı eserler. Çoğu aslında öykü kısalığında. Rüyada Terakki bir roman. Bunların hani biraz kim yazmış, kimdir diye bahsedeceğim bu romanlardan. Ama önce birazcık Tuğba'nın da dediği gibi biz bunları nasıl adlandırıyoruz, ne diyoruz? Bunu birazcık belki açığa kavuşturmak gerekli. Şimdi bunlar edebi çalışmalarda Türk Edebiyatı'nın ütopyaları olarak geçiyor. Ama ütopya kavramını Batı'da çıktığı haliyle tartıştığımızda tamamen oturmuyor bu yazılan anlatılarla. Çünkü aslında bizim ütopya kelimesinin çıkış anlamıyla yani olmayan yer dediğimiz zaman bunların hiçbiri olmayan yerlerden bahsetmiyor. Aslında bunların ortak kısımları hepsinde bir rüyaya yatılıyor olması. Bu doğu anlatımında rüya hep hani var olan bir şey. Geleceği rüyayla anlatmak. Ve aslında olan yer var İstanbul. Yani olmayan bir yerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ütopya bu anlamda çok fazla karşılamıyor. Bunu Edward Said başka bir şekilde açıklıyor. Bu doğu ve batıdaki farklı ütopyaları, farklı gelecek tarihlerini. Said diyor ki, İslam aslında mükemmel bir dünya kurmuştur. Dolayısıyla o dünyaya biz ekstradan bir şey getirmek zorunda kalamayız hiçbir zaman. Binbir gece masalları gibi bunu aslında biz hani masal gibi anlatırız. Dolayısıyla o yeni bir yer, dünya haricinde yeni bir yer İslam toplumları üretmez diye anlatıyor. Bu belki bizim bu edebi türler için konuştuğumuz şeyde geçerli olabilecek bir durum. Ben bunları Osmanlı-Türk anlatıları olarak ifade etmeyi tercih ediyorum. Bu romanlarda ortak olan pek çok konu var. Bunlardan bir tanesi aslında geleceğin, tahayyül edilen geleceğin mutluluk ve refaha ulaşmak için bir teknolojik aracı olması. Bütün o İstanbul anlatılarında teknoloji Osmanlı'nın, çünkü Osmanlı olarak görüyorlar 400 yıl sonrasını doğal olarak, Osmanlı'nın mutluluğa ve refaha geniş caddeler, büyük yollar, tayyareler, deniz altından giden tünellerle ulaştığını anlatıyor. Aslında çoğunda tabii ki siyasi bir duruş da var. Ve ütopyalarda olduğu gibi aslında bir toplumsal düzen de ifade ediyorlar. Ama belki oralar hani çok uzayacak, onlardan için çokça bahsetmeyeceğim. Daha çok bu kent tahayyülleri nasıl yapılıyor, orayı anlatmak istiyorum. Ben bu konuyu çalışırken bunlar hep sözel kaynaklar. Mimar olarak hep böyle görsele ihtiyaç duyuyor ve insan arıyor. Hani bunun böyle bir görsel karşılığı ne olabilir, nasıl yapılabilir, neyi tahayyül etmişler acaba diye. Bu sunum için şöyle bir hani bağlam kurmak niyetiyle geldim. Bunlar Osmanlı'nın İngilizce literatürde ambitious diye geçen, benim de müfteris projeler diye söyleyebileceğim, gerçekleşmemiş ama çizimler yapılmış projeleri. Ben bunları bu edebi türlerdeki anlatılarla çok bağdaştırdım. Onun için çok hızlı bir şekilde bunları geçeceğim. Çoğu kişinin bildiği, bu konuda çalışan çoğu kişinin bildiği projeler, tanıdık olduğu projeler.
1890'da böyle meydan projeleri oluşmaya başlıyor. Kentteki meydanların tanımlanmaya başladığı ve meydan oluşturulma isteğinin başladığı bir dönemde. Bu vardım hipodrom için önerdiği meydan. Meydanı çevreleyen yapılar aslında bence ilginç. Mesela burada İbrahim Paşa Sarayı'nın olduğu yerin yıkıldığını görüyoruz. Ve bir polis karakolu öneriliyor bunun yerine. Çok anlamlı bir hani kontrol mekanizması olduğu için anlamlı bir bina bu dönem için. Bu projeleri devam ettiriyor, meydan projelerini bu var. 1900 yılında Beyazıt Meydanı projesi yapıyor. Bu proje için seçtiği binalar çok ilginç. Savaş Bakanlığı, bir cami, hükümet konağı, bir müze ve bir kütüphane ve tekrar bir bakanlık. Yani meydanı çevreleyen yapı türlerini bakanlık, cami, konak, yani hükümet binaları ve aynı zamanda müze ve kütüphane olarak seçmesi gerçekten meydanı tanımlayan aslında imparatorluğun kendisini de tanımlayacağı, geleceğine dair tanımladığı yapılar olarak seçilmiş diye düşünüyorum. Yine aslında Yeni Cami Meydanı için bir öneri ama bunu bir köprüyle birleştiriyor, Galata Köprüsü'yle. Bu köprüyü anlatırken bu köprünün işte son derece aydınlık olduğunu, elektriğin geldiğini çünkü ve olduğundan sanıyorum biraz daha uzun çizilmiş gerçekteki halinden bilinçli bir şekilde. Dolayısıyla daha ihtişamlı duruyor ve köprünün uzandığı yerde yine bir meydan olarak ifade ediliyor. Geniş, açıklıklı, yeşillerin içinde bir meydan. Çok Osmanlı'nın kendini var etmekte çok arzulu olduğu sergiler, dünya fuarları İstanbul'da da yapılması isteniyor. Bunun için Daranka'dan bir öneri geliyor. Bugünkü Şişli'deki Hürriyet Abidesi'nin olduğu alana bir öneride bulunuyor Daranko. Fotoğraf çok net değil, onun için çok iyi okunmuyor. Ama tekrar bir boşluk tasarımı aslında görüyoruz burada da. Benim romanlarla en çok hani üst üste getirdiğim şey bu Cisre Enbubi yani su altı tünelleri. Bu hem Salacak'tan Sarayburnu içinde yapılıyor, başka noktalar içinde birleştirme arzusu var. Tabii istenen tren istasyonları işte Sirkeci ve Haydarpaşa bunlar aslında arasında bir bütünlük yok ve bunlar arasında bir bütünlük sağlayalım. Çünkü ulaşım çok büyük bir hani teknolojik ilerleme olarak görülüyor ve bütün bu romanlardaki teknolojik ilerlemenin en temelinde ulaşım yatıyor. İlk renkli olan öneri gerçekten de daha hani anladığım kadarıyla evet çok temellendirilmemiş. Sadece bir yüzeysel öneri. İşte tek bir boşluk öneriliyor. Gidiş dönüş şeylerinin, vagonlarının geçmesi için bir büyük tek, iki taraflı ama tek bir boşluk öneriliyor. İşte ayak sayısı 7 tane. Bir sonraki proje yine detaylandırılmış hali aynı projenin aslında. Ayak sayısının arttığını, biraz konstrüksiyona dair ne olabileceğine dair detayların geldiğini ve de aslında işte gidiş dönüş iki tane vagon için iki ayrı açıklık önerdiklerini görüyoruz burada. Yine aslında bilinen bir örnek, Strom'un 1902 yılındaki Cisre Enbubi Filbah projesi. Yine aynı bölge için, yani Salacak Sarayburnu'nu bağlayabilmek için denizin altından gitmesi istenen bir tünel, tramvayı, treni içinde barındırabilecek bir tünel. En çok ikonik olan bu teknoloji köprü dediğimiz zaman, 19. yüzyıl, Abdülhamit dediğimiz zaman aslında en çok karşımıza çıkan imaj herhalde Arnodin'in köprüleri. İki tane köprüsü var. Bir tanesi Salacak Sarayburnu arasında yine tasarladığı. Bir tanesi de belki en çok karşımıza çıkan Cisri Hamidi, Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı'nı birbirine bağlamak isteyen köprü. Aslında bunun için bir işte genel plan hazırlıyor ve köprünün hangi noktalarda çok net değil maalesef. Ama işte Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı'nı birbirine bağladığı ve Salacak Sarayburnu'nu birbirine bağladığını görüyoruz.
Bu bir asma köprü öneriyor. Ama yine çok detaylanmış bir proje değil. Teknik detaylara çok verilmiş bir proje değil. Diğeri Cisri Hamidi. Yine teknik detaylarını bilmediğimiz ama çok ikonik hale gelmiş bir proje. Şimdi bu projenin ben anlatıldığı metni okuyamayacağız, bunun üstünden gideyim. Anlatıldığı metinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu proje Arnaud'un tarafından sunulduğunda kabul edilmesi için, ikna edilmesi için hani bu projenin yapılmasını kullanılan terimler, sözler çok ilginç. Proje mağribi usulü bir mimarlıkla yapılmıştır diye tarif ediliyor. Ve aynı zamanda Selçuklu usulüne dönülmüştür diye anlatılıyor. Ki bu işte usulü mimarinin yıl basılması ve oradaki Selçuklu dönüşü, Selçuklu'nun Osmanlı'nın işte temelinde olmasıyla örtüştürülebilecek bir durum. Mağribi referansı da dönemin herhalde oryantalist referanslarına bir cevap olarak veriliyor. Bu savunma kulesi olduğu da aynı zamanda bahsedilmiş. Toplar olduğundan bahsediliyor üst katında. Ve altının son derece, denizin altında kalan kısmının son derece kalın olduğu, yıkılmayacağı, dolayısıyla bir savaş durumunda güçlü olduğu anlatılıyor. Böyle projeyi promote etmek için son derece ilginç terimler kullanıyorlar. En sonda en ilginç noktası da bence İslam'ın halifesi Abdülhamit'e yarışır bir köprüdür bu diye bitiyor. Yine Abdülhamit'in kendisini coğrafyaya İslam'la, hani birleştirici bir güç olan İslam'la tanıtması ve onların da bunu o metinde kullanmaları en hani çarpıcı olan özelliklerinden biri. Benim edebi metinlerde görsel olarak birbirine en iyi oturttuğum bu muhteris projeler içinde aslında Corentin'in projesi var. Bu üç katlı bir köprü projesi. Açılabilen bir köprü elektrikle birlikte iki kanadı kalkıyor ve bu üç katın alt katından tramvay ve yaya geçiyor. Bunlar ticari alanlar için ayrılıyor ve bu son derece yine övgüyle anlatılıyor. Elektriğin geldiği ışıl ışıl bir köprüdür diyerek. Daranko'nun da aslında önerisi buna benzer. Ticari aks mekanları barındırdığı için bu Haliç için önerilmiş yine aynı şekilde ve yine elektrik direkleriyle dolu, tramvayın gittiği, yayaların gittiği, her ikisini de barındıran geniş bir köprü önerisi. Biraz daha tarih olarak geriye döneceğim. Köprülerden aslında 1900'lerden önce de öneriler var. Tuğba'nın bahsettiği bu deniz taşımacılığının bir anda artması ve adaların da bu artan taşımacılıkla birlikte önemlerinin artması, göz önüne gelmeleri, değerli alanlar haline gelmesi Balyan'ın ilgisini çekiyor ve Balyan Abdülaziz'e yani Anakara'yla Büyükada arasında hatlar var ama bu yeterli değil, biz Heybeliada'ya ulaşım çok zor oluyor. Buraya bir köprü yapalım diye öneriyor. Bu detaylandırılmış bir şeyi, çizimi ben bulmadım. Hani var mı bilmiyorum. Ama böyle bir şu kadar mesafede, bu kadar genişlikte, eğer günlük geçiş ücreti olarak alacağınız para bu olursa, bu kendini karşılar, ben sizden para bile istemiyorum bunun için diye yazdığı bir mektup var. Ama tahttan indirilmesiyle birlikte bu proje kalıyor, Balyan'ın projesi. Bana en ilginç gelen projelerden bir tanesi yine İzella'nın Çanakkale Boğazı'nda bir Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlaması istenen Çanakkale üzerinden bir proje. Yine maalesef çok net görünmüyor. İşte bu geniş haritada var olan demir yolları üzerinden nasıl bağlayabiliriz diye vardı. Onun şöyle detayını göstereyim. Şu siyahla gösterilen mevcutteki demir yolları. İzella bu demir yoluna ek olarak kırmızı hatla Saros Körfezi'ne doğru ve Saros Körfezi'nde iki tane liman önererek, bunlardan bir tanesinin ticari, bir tanesinin askeri liman olmasını öneriyor. Burası çok önemli bir körfezdir. Hem ticaretin Anadolu'ya geçişi için hem de askeri anlamda ihtiyacımız vardır diyor. Ve buradan gelen bütün malların da Anadolu'ya geçişi için Gelibolu üzerinden bir
köprü öneriyor. Hatta işte eğimleriyle birlikte ne kadar uzunlukta olacağı ile birlikte detaylı bir çalışma yapıyor. Oldukça hani gelişmiş bir öneri sunuyor. Yine tahttan indirilme ile Abdülhamit'in bu öneri aslında kabul edilmiş ama uygulanmamış projelerden biri olarak kalıyor. İşte bugün o köprüyü yapıyorlar şu anda aslında. Bu hani köprülerin bu kadar önemli olması, ulaşımın çünkü çok önemli olması albümlere de yansıyor. Albümler aslında bir yerde Abdülhamit'in başarılarını gösteren evraklar diye bakılabilir. Sayısız köprü fotoğrafı görüyoruz. Birkaç tanesini hani göstermek istedim. Nasıl yapıldıkları, kaç kişinin çalıştığı, ne kadar emekli olduğu, ne kadar büyük alanları geçtiği. Bunların hepsi aslında övgü sebebi Abdülhamit dönemi iktidarı için. Tuğba bahsetti Hasan Fehmi Paşa'nın 1880 tarihli ilk imar planından. Bu aynı kişinin, Hasan Fehmi Paşa'nın ama daha erken 1848 tarihli Kızılırmak projesi. Hasan Fehmi Paşa, Kızılırmak'ın çok büyük bir potansiyeli olduğunu, Anadolu'da bunun taşımacılıkta kullanılan bir nehir olabileceğini ve bu nehri eğer taşımacılıkta kullanırsak, iki tarafı da köprülerle birbirine bağlayarak inanılmaz bir iletişim sağlayacağını şehirler arasında ve aynı şekilde Sinop ve Samsun limanlarının malların da Anadolu'ya geçişinde kolaylık olacağından bahsedip böyle bir detaylı proje yapıyor. Bu proje çok detaylı, her yerinde çok iyi alınmış notlar var. Yine çok iyi görünmüyor ama mesela şunların her birinde hangi şehirden nereye kaç saatte gidilir diye tek tek not alınmış. Gerçekten üzerine kafa yorulmuş, düşünülmüş ama uygulanmamış projelerden bir tanesi olarak kalıyor. Yine Adana bölgesi için yapılmış bir sulama projesi, sulama kanalı projesi. Burada Seyhan Nehri'nin hangi alanlarda kurutulup hangi alanlarda kolların uzatılabileceğini, bentler yapılması gerektiği, hangi alanlarda tarım bölgesi olarak verimli kullanılabileceğini gösteren detaylı bir çalışma. Burada yine ilginç olan Seyhan Nehri'nin kuzey kısmında elektrik üreten bir santral kurma önerisi. Bu santral için 7 metrelik su kapasitesi olabilecek bir baraj tasarımı var. Yine detaylanmamış bir hani baraj bu ama çok kabaca bir çizim yapılmış ve öneride bulunulmuş. Ve yine projeyi anlatırken bu elektrik, üretilen elektrik Çukurova bölgesinde fabrikalar açılmasına ve o fabrikalar için kullanılabilir diye pazarlanmış bir şekilde. Son olarak Milli Saraylar Arşivinden bir çizim. Kimin yaptığını biliyoruz. Bu Mühendishane-i Belli Hümayun'daki bir öğrenci, Mustafa Paşalı Osman Nuri. Ne olduğu, makinenin ne olduğu ile ilgili bir yazı yok. Sadece 3500 beygir gücünde üretilmiş bir makinedir diye yazıyor. Ama bunun böyle bir resim gibi, bir sanat eseri gibi kağıda çizilmesi hani benim çok ilgimi çekti. Ve bunun böyle saklanılması bu büyüklükte bir şeyde. Bu 120x80 boyutlarında bir çizim çünkü. Şimdi bu yapılmamış projeler, gerçekleşmemiş projeler aslında halka duyurulmuş ve tartışılmış, konuşulmuş ve heyecanla karşılanmış. Ama yapılmaması da büyük bir hayal kırıklığıyla karşılanıyor. Bu 1909'daki Kalem dergisinden bir karikatür. İşte altında Osmanlı'nın gerçekleştirilememiş projeleri diye yazıyor. İşte bir zeplin, bir denizaltı, bir tünel. Hepsinde bir Osmanlı görüyoruz, böyle boynu bükük. Ve en sonunda da padişahın kafeste bir köle tarafından sırtında taşınması. Yani bunların hiçbiri olmadı, ulaşımımız halen budur gibi bir yergi. Bütün bu yapılmayan projeler sonunda. Şimdi bu yapılmayan projelerin insanların zihninde yarattığı durum, medeniyetin ne olduğu, mutlu olmanın, refah bir ülkede, ferah bir ülkede yaşamanın refahın ne olduğunu düşündüklerinde aslında gerçekten teknolojiyle
ve o teknolojik ve ulaşımın getirdiği yenilenmeyle örtüşen bir durum var. Şimdi ben bu edebi ürünlerden sizlere bazı satırlar okumak istiyorum. Yani bunu birebir okumak ve bozmamak için birebir vermek istiyorum. Ama biraz hikayeleri anlatayım. Eğlenceli de olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilki tarihsel olarak bir sıralama var burada. 1890 yılındaki Darü'r-Rahat Müslümanları. Bu İsmail Gaspıralı tarafından yazılan bir öykü. Aslında 1890 yılında yazılıyor ama 1906 yılında kitap haline getiriyor orijinaline sadık kalınarak. Bu Taşkentli Molla Abbas Efendi diye bir kişinin ağzından anlatılıyor hikaye. Bu kişi okumuş bir kişi, kültürlü, Frangistan'a gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Orada 2 yıl kalıyor, kendini geliştiriyor. Sonra da atalarının yaptığı güzellikleri görmek için İspanya'ya seyahat ediyor. Cordoba'ya geziyor, Granada'yı geziyor, gezdiklerinde gördüğü camileri, etkilendiği şeyleri anlatıyor. Sonra da bu camilerin birinde namaz kılarken seccadede uyuyakalıyor ve rüyasında olanlar oluyor. Uyandığında 12 tane güzel kızın etrafında dolaştığını görüyor. Kızları takip ediyor ve bir sakallı dedenin bir anda karşısına çıktığını görüyor. Beni takip et diyor dede ve bilinmeyen bir yere bir anda böyle yer açılıyor ve aşağıya iniyorlar ve bilinmeyen bir yere gidiyorlar. Şimdi diğer romanlarda normalde zaman ve yer belirliyken bu romanda aslında biraz daha ütopyaya yakın. Yer belli değil, yani bu bir yer ama bilinmeyen bir yer aslında. Ama dünyada bir yer. Haritalarda olmamış, kimsenin keşfetmediği bir yer. Nereye geldik diye soruyor. Ve diyorlar ki siz Darü'r-Rahat Müslümanlarının yaşadığı yere geldiniz. Burası Müslümanların mutluluk içinde yaşadığı bir yerdir. Ve bakın gezdireyim ben sizi, göreceksiniz biz burada çok mutluyuz, refah içinde yaşıyoruz. Ben de Ceren bulurken, dün akşam bunu konuşurken aramızda yaptığımız bir şey söyleyeyim. Hikaye çok komik bir şekilde Ali Sarıkalar Diyarında gibi başlıyor. Ama bu sefer tavşan değil de sakallı bir dede takip ediyorlar. Bence o keyifli bir anekdot. Evet, doğru. Öyle bir şey var. Benzerliği var. Şimdi geliyorlar bir noktaya. Dağ arası mı, susuz kuyu mu, her neyse beyan ettiğim mahallede hayli rahatlanıp yine yola düştük. Yolumuz karşı dağın tübünde kızılmış ve taş ile işlenmiş lağım idi. Kızlar lağım içine girdikleriyle ellerinde bulunan fenerleri yakmaya başladılar. Bu mahalle kadar dikkat etmemiş idi. Fenerler öz başlarına yanmaya başladılar. İçinde çıra, şem ya da yağ yok idi. Hem verdikleri ziya bildiğimiz ve gördüğümüz fenerlerin ziyasına benzemiyor idi. Meğer fenerler kuvveyi elektriğe ile dolu olup dünyamızda görünmemiş üstatlık ile yasalmış şeyler idi. Beraberinde bulunduğumuz adamlar ile varacağımız ülke Avrupa ile münasebet ve mühebaratı yok ise de ilmi hikmet ve mihanikide ve hünerde bulunan kem değil, belki ileride olduğunu şu fenerlerden istirç ettim. Elektriği görüyor ve elektriği büyük bir coşkuyla karşılıyor. Ve bu Avrupa'da bile aslında olmayan bir şeydir. Görüyoruz ki Müslümanlar Avrupa'dan çok daha ileride gibi bir noktaya bağlıyor. Pardon, evet, tünel. Tabii haklısınız. Yani bu aslında hikayenin başı. Ben o olabilir. Pis bir yer değil. bu yere indikleri noktada tünelden geçiyorlar ve tüneli aydınlatan lağım olarak bahsedilen şey de fenerler. Elektrikle çalışan fenerler. Sonra bir kent tasviri başlıyor ve kent tasvirlerinin hep meydanlar olduğunu görüyoruz. Ulu ve meydan çimenlik togay. Her tarafı yüksek ve ormanlı dağlar ile çevrilmiş, kutsalmış. Dört tarafı karlı dağlar ile cennet gibi bir çimenlikte bulunduğumuzu gördüm. Dağlardan gözümüzü alıp aşağıya dikkat ettiğimde gördüm ki Togaylık Meydanı, bağ, bahçe ve gülistan ile hisse hisse olmuş ve bunların aralarında gümüş maden gibi çuraklar ve sular akıyor. Bahçeler arasında görülen taş binalı karyeler ve yeşil bahçeler içinde göğe doğru süzülüp çıkmış ince ince apak, Arap usulü minareler acayip birer resim idiler. Diye biraz binaları, biraz da o güzel cennet bahçelerini tasvir ediyor.
Yürüdüğümüz cadde 40 adım genişliğinde olup çiment ya asfalt misilli bir şey ile döşenmiş idi. Tarifler hani hep bu şekilde. Yol içinde bir taş, bir çöp, bir pislik yok idi. Yolun iki tarafında selvi ağaçları ve 6-7 arşın genişliğinde meydan kaldırımlar var idi. Ufak ve renkli taşlarıyla nakışlanmış idiler diye gördüğü o geniş yolları tarif ediyor. Bir de gördüğü camiler var, camileri anlatıyor. Meydanın dört tarafı yine bahçelik ve binalar idi. Meydanın özü ak ve kara taş ile nakşolunmuş gibi döşenmiş ve orta yerinde pek büyük değil ama hiç görülmemiş derecede zinetli bir cami-i şerif ile şereflenmiş idi. Meydana düşüp cami-i şerife yakın vardıkça hayret ve ferahım artıyor idi. Ne acayip bina, ne hoş şekil, ne üstatlık. Minaresi çahtan çıkmış gibi ve ince, taşlarına oyulmuş nakış ve çiçekler emsalsiz bir şeyler idi. Burada hep camiye ait tasvirler ya da binalara ait tasvirler üslupla değil aslında malzemeyle anlatılmış. Diğerlerinde biraz daha, diğer romanlarda biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. İkinci roman ki aslında gerçekten hani daha kalın ve daha detaylı verdiği Rüyada Terakki ve Medeniyeti İslami Rüyet. Yani rüyada yükselme ve İslam medeniyetinin ilerlemesini görmek diye hani belki bugünkü şeyimize çevirebiliriz kullandığımız Türkçe'ye. Yılında Kader Matbaası'nda çıkarılmış bir kitap. Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi'nin iki kere basıldı bugünkü Türkçe'yle. Bir tanesi bu Kapı Yayınları'ndan, bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı. Benim kullandığım Kapı Yayınları'ndan olan tercümesi. Burada da yine aynı şekilde Balkan Harbi'nin hemen arkasından büyük bir çöküş yaşıyor Molla Davutzade. Ve üzüntü içinde ağlayarak uykuya dalıyor ve uyandığında kendisini 400 yıl sonrasının İstanbul'unda buluyor. Ve İstanbul Osmanlı ve orada onun 400 yıl önceki ceddiyle karşılaşıyor, dedesiyle karşılaşıyor ve dedesi onu gel ben seni gezdireyim diye alıyor. Bu yine hani okumak istiyorum çünkü çok ilginçler, çok hani zaman almadan hızlıca geçeyim. Bir bahçe görüyorlar. Bu bahçe tasvirleri hep var ilginç bir şekilde. Bu bahçe kimindir diye soruyor Nazım. Ve diyor, dedesi de cevap veriyor. Milletindir. Bu bahçenin müşhet olan intizamına dair sana biraz malumat vereyim. Bak zeminde cam gibi mücella, sedef gibi işlenmiş kabartmalar, elektrik ziyası gibi parıldıyor. Bahçenin enzar-ı temaşayı okşayan heyet-i umumiyesi zemine nakşedilmiş diye fıskiyelerden, güzel ağaçlardan, geniş meydanlardan bahsediyor. İlk kez araba görüyorlar. İnce demir yoluna gördükleri noktada hayvansız arabalar olduğunu tarif etmeye başlıyor ve bu arabaların nasıl bineceklerini anlatmaya başlıyorlar. Bir tanesini makaslardan birine sevk ettikten sonra dönüp bir tanesini daha sevk ettik. Arabaları demirlerin üzerine iterek kapıya kadar getirdi. O vakit dedem tarif ederek dedi ki, bunların birine ben bineceğim, diğerine de sen bineceksin. Bindiğin zaman önündeki pervanenin her iki tarafındaki kolları tutup çevirir çevirmez araba süratle yürümeye başlar. Durdurmak istediğin yerde ayaklarını şu demire bas, araba derhal durur. Pervaneyi çevirip araba hareket ettikten sonra pervaneyi bırak. Ne vakit arabanın sürati azalırsa pervaneyi tekrar çevir diye bir nasıl kullanılır araba tarifi. Arabaya biniyorlar, Boğaz Köprüsü'nden geçiyorlar. O sırada etrafına bakıyor, adaları görüyor. Dikkat ettim, adalara şimendifer gidiyordu. Denizde dubalar vardı. Tren tarafında dubaların üzerine yürüdükten sonra şimendifer makineleri dubaların yanlarındaki çarkları tahrik ederek
Tren kemali süratle adalara gidiyor, aynı süratle yine geri dönüyordu. Adalara baktım, fabrika bacaları etraflarına kara bulut gibi sarmıştı. Bu fabrikalar iyi bir şey tabii, şimdiki gibi adalar mahvoldu demiyoruz. Ve yine yerini de tarif ederek Salacak iskelesindeki dehşetli bir köprüden bahsediyor. Tıpkı olmayan projeler gibi. Bu köprü 3 kat olarak inşa edilmişti. En üst katında insanlar karıncalar gibi kaynaşıyorlar. Şimendifer, araba, otomobil gibi vesayeti nakliye köprünün 1. ve 2. katından gelip gidiyordu. Bu köprü harem iskelesinden kum kapıya uzatılarak Asya'yı Avrupa'ya rapt etmişti. Vapurlar geçeceği vakit köprünün yalnızca 1. ve 2. katları açılıyordu. En yüksek direkli, en cesim vapurlar bu açılan mahalden serbest girip çıkıyorlardı diye o köprüleri anlatmış durumda. Geleyim mi? Biraz daha anlatayım mı? 10 dakika da bitireyim mi? Pardon. Tamam. O zaman hızlıca diğer anlattığı şeylerden bahsedeyim. Belki bunları hani bu kitap için okumadan geçeyim. Mor Süt Lokantası'na gidiyorlar. Bu meşhur bir lokanta. Mor Süt Lokantası'na girdiklerinde hiçbir yerde hiçbir masa yok. Bembeyaz bir mekan. Ne yapacağız diye bakıyor. Bir düğmeye basacaksın diyorlar. Bir düğmeye basılıyor. Orada bir tezgah oluşuyor. Bir masa geliyor. Sandalyeler çıkıyor. İstedikleri yemeği düğmeye basarak alıyorlar. Yiyorlar ve sonra da şey kalkıyor. Evet, yetkiler. Tezgah kalkıyor. Biraz da böyle Kubrick misali anlatıyor. Bembeyaz bir mekanda hiçbir şey yoktu diye. Hemen şurayı yıldızla işaretlemişim. Oraya bir hızlıca bakayım. Binaların üstünden giden kat kat yollar var. Bir de o kısmı okumak istiyorum. Bence o da ilginç. İki taraflı ve 8'er 10'ar katlı binalarla çevrili geniş bir caddeye girdik. Bu cadde tenhaydı. O cesim binaların altında el ele yürütülen birer kişilik bir takım arabalar sırayla dizilmiş duruyordu. Dedem bana sordu. Sen yoruldun. Şu arabalardan birisine bin. Ben de birisine bindim. Oturduğumuz yerden konuştuk. Oğlum şimdi her iki taraftaki şu cesim binalara atfı nazarı dikkat et. Bunların her 3 katında geniş birer yol vardır. Bu yollarda tramvaylar, otomobiller, ayak ve el arabaları hiç durmadan seyri sefer eder. 10 katlı binaların her 3 katında birbirine bağlanmış bir köprü olduğunu, böyle bir bina olduğunu anlatıyor. Aslında çok daha ilginç şeyleri var. Hani tavsiye ederim okunmasını. Bu 19. yüzyılı anlamak için, neyi hayal ettiklerini bilmek için. Diğer kitaplar, Çamlar Altında Musahibe, Ruşeni'nin Rüyası, Hülya Bu, benzer öğeleri tekrar ediyorlar. Ama her birinde aslında verilen mesaj farklılaşıyor. Çamlar Altında Musahibe, Yahya Kemal'e ait ve ilerlemeyi yine teknolojiyle anlatırken, meydanların, köprülerin büyüklüğüyle anlatırken, yine aynı şekilde Wells'in Zamanda Yolculuk romanını okurken uyuyakalıyor. Ve 266 yıl sonrasının İstanbul'una geliyor. Ve orada da diyor ki, ilerlememiz durmuştu. Bizi ilerleten şey eğitimin ilerlemesi oldu. Eğitime referans vererek, ne kadar önemli olduğuna referans vererek böyle bir ilerleme tarifliyor. Ama kent yine İstanbul. Ve kent tarifleri yine meydanlar, köprüler, arabaların çokluğuyla anlatılıyor. Ruşen'in Rüyası aralarında en ilginç olanı yine. Bu Türklüğe çok fazla atıfta bulunan ve yücelten bir hikaye. Bütün bundan yine 200 yıl sonrasında uyanıyor. Bu arada belki çok hafif Hasan Ruşeni'nin kim olduğunu anlatmam lazım. Aslında teşkilatı mahsusacı olarak bilinen bir kişi Hasan Ruşeni. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı tarafından Rusya'yı arkasında ne yaptığını anlamak için İran'a, Bağdat'a yollanıyor. Ama merkezi hükümette arası açılıyor ve Bağdat... O zamanın gitti ordu. Evet, mahsusat, evet, dediğim için, doğru, haklısınız. Ben çok biliyormuş gibi herkes şey yapıyorum. Ama bir teşkilat-ı mahsusacı olmasına rağmen merkezi hükümetle arası açılıyor ve Bağdat valisi
hapse atıyor Ruşeni'yi. Rüyayı hapiste görüyor. Ve gördüğü rüya Afrika, Asya, İran her yer müthiş bir Müslüman ülke olmuş. Amerika'nın çok daha ilerisinde gelişmiş. Ve bu gelişkinlik arasında en üstte olan da İstanbul. Düğüne gidiyor, düğünde Hindistan Javalı biriyle karşılaşıyor. O Javalı pilot onu gezdiriyor Hindistan'da ve İstanbul'u övüyor. Sonra İstanbul'a gidiyorlar ve benzer şekilde İstanbul'un, tabii hep uçakta geçiyor bu arada hikaye. Uçak hani önemli bir figür. Ve İstanbul'un elektrik panolarıyla dolu, muhteşem gelişmiş bir şehir olduğu, Türk'ten başka İstanbul'da kimsenin olmadığı ve bunun da biz attık içimizdeki kötüleri diye anlatarak söylüyor. Herkes Müslüman. Ve en sonunda da böyle bir trajik bir şeyle bitiriyor. Eskiden Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin olduğu yerde bir hayvanat bahçesi yapılıyor ve bunu da yine biz burayı temizledik diye anlatarak bitiriyor. Böyle bir referansla. Son hikayemde Hülya Buya. Tarih olarak en geç tarihli 1921 Refik Halit Karay'ın. Hülya Buya aslında bir çeşit yine Batı edebiyatının terimiyle konuşursak distopya. Çünkü Ankara'yı anlatırken aslında halka rağmen ilerleme diye alıp Cumhuriyet'in getirilerini eleştiren bir dille yazıyor. Hikayeyi yine aslında bir hülya olduğunu anlatacak bir şekilde başlıyor. Bir uykuya dalmıyor ama diyor ki gazetede gördüğüm bir Amerika'da Times'ta çıkan bir köşe yazısında muhabir Ankara'ya gitmiş, ben gitme fırsatı bulamadım, onun yazısını size aktarayım diyerek başlıyor. Trenle gittikleri Ankara'da, trenden indikleri anda yürümelerinin bile gerekmediği, çünkü yolların yürüdüğü, belli noktalarda yolun durup indikleri yoldan, meclisin önünden geçerken meclisin bomboş olduğu, çünkü zaten kimsenin orada çalışmasının gerekmediği, vekillerin telefonla bağlandığı gerektiği zaman, zaten o vekillerin aynı anda hem bakan hem başka şeyin müdürü olduğu, dolayısıyla bütün ülkenin aslında 20 tane kişiyle yönetildiği, insanların artık makinalarda üretildiği, kadınların doğum yapmasına gerek bile kalmadığı, gelip o makineye bir işte çocuk yerleştirip onun 8 yaşında alıp tekrar başka bir makineye koyup üniversite mezunu ettiğimiz için çok gelişmiş bir ülke olduğumuzu, Ankara'nın havasının her zaman aynı sıcaklıkta olduğu, çünkü kentin büyük bir fanus içine alındığı, elektrik üretimiyle ısıtılıp soğutulduğu, dolayısıyla hiçbir zaman rüzgarların etkilemediği bu şehri. Böyle olunca da binalarda pencerenin, çatının da gerekmediği aslında, binaların çatısız penceresiz yapıldığı gibi bir yerde Cumhuriyet Ankara'sını eleştiren bir yazı yazıyor. Oradaki yine kent tasviri de çok ilginç. Ama zaman kalmadığı için ben oraya hızlıca geçeyim. 21 hocam, 21. Yani henüz meclis hani var ama cumhuriyet yok. Ama eleştiri hani o yani aslında Kemal'in ideallerine eleştiri gibi. Evet. Evet. Zaten bu atılmadan hemen önceki yazısı. Muhtemelen. Son olarak bununla bitireceğim. Bütün bu bana çok hani örtüşüyor geldi. Bu İstiklal Caddesi'nden bir görüntü. 50 yıl sonraki Türkiye diye yazıyor altında. Böyle hayal ediyorlar. İşte balonlar, uçaklar. Bu arada tabii şimdi kızdıca şeyden de bahsedeyim. Kadının yeri aslında yükseltilmiş durumda bütün ütopyalarda. Erkeğe eş diye anlatılıyor ama mesela eşitlik şu şekilde, yan yana değiller. Kadınlar için kentte gezme saatleri var. Ve bunu şöyle anlatıyorlar. Erkekler geziyorsa kadınların da hakkıdır ama biz o sırada içeride kalacağız. Onlarla yan yana gezmeyeceğiz. Aynen öyle. Böyle şeyi anlatıyor. Biz şimdi burada kapalı kalacağız çünkü kadınların 2 saat gezme hakkı diye anlatıyor. Onun için burada bir işte kara çarşaflı bir kadın işte uçak kullanıyor, bir balon var gibi bir tramvay önemli yine.
Bütün tabelalar farklı dillerde. Fransızca, İstanbul bayağı kozmopolitan. Evet. Evet, bu kadar. Teşekkürler Ceren.